Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asik adına hoş geldiniz. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, dün geceden beri yoğun fırtına, yoğun yağmur. Ondan sonra uzmanlar uyarı yaptı. Sel olacağına dair. Hiç durmadı, yağmur hiç dinmiyor. Sürekli telefona mesaj gelip duruyor. Ben de eldivenlerimi taktım. Doğuma hazırım yani. Doğum yaptırabilirim. Hanginiz doğuracaksanız. Ah kızlar, ben neler yaptım dün gece. Bakar mısınız şu barbunya plakinin güzelliğine. Ellerime sağlık. Ondan sonra bakar mısınız? Ah. Amerikan salatası. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gözüküyor mu? Ondan sonra cığıma. Bir tabak daha, bir servis tabağı daha çıkardım. Barbunya plaki. Olmazsa olmazım, canımdan çok sevdiğim çiğ köftem. Çiğ köfteyi ben yapmadım. Ben yoğurmadım çiğ köfteyi. Bu hazır. Daha da çıkaracaklarım var. En önemlisini unuttum. Zeytin salatam. Ama önce ne yapıyorum? Önce tavuklarımı, hiç vakit kaybetmeden. Sigara böreğim var. Bunları kızartacağım. Pirincimi ısladım, pilav yapacağım. Öyle bir sarmışım ki bunu da. Ah kızlar, ah. Ah kız şeyler. Çok yapmışım, bu çok fazla. Bunun belki hepsini pişirmeyebilirim. Bilmiyorum, duruma göre. Önce tavuklardan başlayayım. Çok da büyük. Bunları akşamdan hazırlamam çok iyi oldu. Tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Ben de o Menencitli'nin şeyini izliyordum. Video yapmış ya. Kocamın adını sayıklaya sayıklaya. Vay edepsiz, vay terbiyesiz. Anam. Bu nasıl açgözlülük arkadaşlar? Bu nasıl bir açgözlülük? Pirzolaları kocama tavada yapacağım arkadaşlar. Fırında yemiyorum. Demiştim ya, iki pirzola var diye. Ay, pirzolar da bayağı büyükmüş ha. Terbiyesiz, edepsiz. Şerefsiz. Nursuz, yüzsüz. Daha sayayım mı? Adamın isminden başlık yapmış ya bu. Sen benim kocamın adını ne sayıklıyorsun be? Mal. Ne sayıklayıp sayıklayıp duruyorsun? Kızlar çok güzel olacak. Şöyle biraz yan yan yapayım. Yengeç gibi. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada niye 6 tane var? Aşağılarda kalmış. Şimdi gelelim patateslerine. Kalan soslu suyu da üstüne dökeceğim. Ondan sonra yağlı kağıdı da ıslatıp da ağzına kapattım mı? Bakın nasıl güzel, nasıl yumuşacık bir tavuklarımız olacak. Ay çalma be telefon ya. Vallahi herkes kendi işine baksın. Ben nasıl kendi işime bakıyorsam, ama konuştuk bitti. Benim kocam bir kere sana söyler söyleyeceğini, ikinciyi hani çok bekleme. Ki şöyle, hemen benden gördüğünü yapacakmış. Kocasına video yaptır. Aman geç kaldın. Aman aman aman. Vallahi geç kaldın kız. He? Niye senin aklına gelmedi daha önceden? Geç kaldın, geç. Hiç vakit kaybetme. Öyle yani kızlar. Bir de bu delilerle uğraşıyoruz. Vallahi akşam neredeyse canlı yapacaktım kızlar. O kadar çok
böyle yok sinirlenmedim. O kadar çok lafın geldiği yerler oldu ki. Ama işim çok vardı, çok yoğundum, o yüzden canlı yapamadım. Aslında yapsam da fena olmazdı. Elimde kokmasın tavuk, hiç sevmiyorum tavuk kokusunu elimde. Biberler acı sanırım. Burnumu yaktı. Dün akşam doğrarken de biberler burnumu yaktı. Hemen bunu yüksek ayara atıp bir güzel pişsin, sonra kızarsın. Nefis. Yemek yapmayı çok seviyorum ama bazen de hiç sevmiyorum. Vallahi kalabalığız zaten anca. Hepsini koyuyorum. Artırmaya değmez. Bir tane daha kalmış burada but. Ben kaç tane almışım kızlar? Ben fazla almışım. Evet, tamamdır. Burada iki pirzola kaldı sadece. Ne kadar dikkat etsem de biraz kirleniyor. Ama dağınıklığım hiç yok kızlar. Sabah kalktım, evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Çamaşırlar vardı, onları katladım. Şurada bir yerde sodam vardı benim. Sodamı da içeyim. İçerisi de sıcacık. O yüzden kısa kolluyum. Hiç sevmem sıcağı. Evet kızlar, bir tepsi dolusu yemek. Şimdi sanırsam tamam. Hemen fırına götürmeden önce. Çöpüm nerede? Neyse şurada dursun. Ne yapacaktım? Hah, kağıt. Bunu ıslatayım. Seni şöyle alayım. Kuş var. Ben buna tuz koymadım. Sosu da tuz var diye. Ama bu sefer değişik bir sos aldım. Yırttım, görüyor musunuz? Bu sefer değişik bir sos aldım. Acaba onun tuzu var mı yok mu? Ama ben üstüne biraz da olsa bir tuz şöyle bir gezdireyim. Tuzunu attım. Şunu da kapatayım. Yani ben bunu fırına vereceğim. Pişsin. Fırına vereceğim derken ekmek fırınına değil, evdeki fırına. Ay, elim gene kirlendi arkadaşlar ya. Ben bir tane daha koysam mı acaba? Şurası kapanmadı tam. Tamam, bir tane daha koyayım. Fazla ya. Sıkıştırayım. Bunun buharıyla. O tane birden geliyor. Güzel güzel pişsin. Hemen sigara böreklerimi kızartacağım. Peşinden pilavımı yapacağım. Önce gideyim. Bunu fırına verdikten sonra masamın örtüsünü sereyim. Burada hazırladıklarımla masamı yavaş yavaş hazırlayayım. Değil mi kızlar? Şuraya da sıçramış. Elim kirlenmesin. O elim kirlenmesin. Hemen geliyorum kızlar fırına atıp. Evet kızlar. Böreklerimi kızartacağım. Fırında yemeğim pişiyor. Yağımı kızdırayım.
Zeytin salatamı da göstereyim size. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Harika. Dün gece yaptım hepsini. Böreğimi de. Bu niye burada? Bu tabak niye burada kızlar? Buna ne koyacaktım ben? Önce böreklerimi açayım. Böreklerim kızarsın. İkindi ezanımız da okunuyor. Börekler de çok güzel görünüyor. Hı, şey yapacaktım. Geldiler. Hele bakın kim gelmiş? O gelmiş. Selam. Aleyküm selam. Naber? Hemen gelir gelmez ayağının tozuyla iş verdim. Önce peynirleri hazırlayayım bence. Hazırla. O iş sende zaten. Peynirler deminden beri duruyor. Ondan sonra dedim bunu en güzel dedim yapar Saadet Hanım. Bakalım. Beğenecek misiniz efendim? Soğuk mu dışarısı? Yok ama çok yağmur var. Ya. Açtım şey doğalgazı da ben de kısa kollu giydim. Yarın şey var ama. Ne var? Ya, acayip fırtınalı bir hava bizi bekliyor. Öyle mi? Az önce telefonuma zaten geldi. Uyarı gelmiş ha, benim de. Bana da geldi. Yağmur varmış. Peynirler taşıyor. Evet, öyle olur. Çökerek de yapsaydım taşımazdı. Peynir eridiği için dışarı çıkıyor. Evet. Ne yaptın? Sabah yemek kalktım. Sabah kalktı yağmurun bu güzel sesiyle uyandım ya. Hı. Oturdum balkona hiçbir şey yapmadan. Güzel bir kahvaltı yaptım yağmur dinleye. Ondan sonra gitsem mi gitmesem mi yağmur duracak mı durmayacak mı? Hızır dedi Yunus'un derken kendimi yolda buldum. Kendimi yolda buldum. Keşke arkadaşım da çağırsaydın. Hani bir arkadaşım vardı ya bayan. Yok ya biz neydi o? O da yazdı keşke. Sen ne yaptın? Ne yapayım vallahi o uğraşıp duruyoruz milletle. Senle küsmüşüz. Öyle mi? Hı hı. Ablam bile diyor gelmiyor diyor senin evine diyor. O menencikli. Herkesin kendine göre işi var, gücü var. Fırsat buldukça. Görüşüyoruz zaten. Ne güzel peynir doğuruyorsun. Küs olduğumuzu. Millet biliyor biz bilmiyoruz. Evet. Kız çok pisler ya. Neler uydurdular senin için de Samsun'a koca bulmaya gitmişsin. Neler neler. Vallahi. Seviyesiz insanların. Aynen öyle. Ne getirdin şarkılardan, plaklardan? Şimdi biraz... Yeter mi bu kadar? Yeter bence. Çok sen bilirsin. Bana kısıtlayış verirsen mi? Ya şeylerden bahsediyor. Ya da buzlu poşet verebilirsin. Hangisini istiyorsan. Poşetle daha rahat. Ama sen kopar benim elimi çekerim. Sana diyorum. Neler getirdin çok bize güzel. Dinlemek için. Tam bu akşamın ambiyansına uyacak şeyler bize kimdiler. Ooo yani süper. Evet öz beğendim. Ondan sonra müstesem. Güzel fiyatlar getirdim. Terbi özbeğinin onu getirdin mi? Yalnız var ya yağmurda. Kendimi değil de plakları korumak için. Girdiğim kulpları görseydim var ya. Doğru demekten. Doğru, güzel kızarsınlar. Onu kessem. Kes ben düğünledim çünkü benim düğüm kimse açamaz. Evet aslında öyle düğüm yapılmaz. Ben her zaman söylerim. Düğünler açılmak şartıyla yapılır. Değil mi? Aynen öyle. Terbiye izleyenler kahve yemenden gelir. Evet. Var mı? Hı-hı. O albümün adı şey zaten. Nice yıllara albümü. Onu bundan kısa gördüm. Çok çaldım. Peynir tabağı bitti. Süper vallahi ben hiç uğraşamazdım. Bakar mısınız kızlar ya? Yukarı. Çok güzel. İşte Saadet'in elinden. Şimdi diyecekler ki yemek ne alaka, bunlar ne çok alaka diyecekler. Çok güzel değil ama olsun. Belki lazım olur. Evet, belki lazım belki olur. Belki bir şey lazım olur. Masayı göstereceğim zaten. Masayı hazırlandım. Bunu dolaba koyayım ben. Peynirler şey olmasın.
Hiçbir şey olmaz bence. Ben dışarıda dış ortamda duran peyniri hiç sevmiyorum. Yumuşuyor ya. Onu şey yapacağım, kapatacağım. Buzdolabına kaldıralım bunu. Şunu hiç şeklini bozmadan. Streç de olabilir. Streç onu şeklini bozma. Şöyle. Tamam. Yağmurluk. Ben de böreklerimi kızartıyorum. Şimdi pilavımı yapacağım. Neden biliyor musun? Bunlar kendimiz salacak. Evet. Tamam. Yenmez mi? Yenir. O ayrı bir şey ama özelliğini tamam. Kaybeder. Çünkü öbür tabağa da bunu koyarız. Bizim başka bir böreğimiz daha var kızlar. Dondurucudan çıkardık. Patatesli. Patatesli. Bu peynirli sigara böreği. Peynirler dışarı taştı tamamen. Peynirli yapıştı. Börekler oluyor. Öyle dışarı taşıyor. Evet. Onu da fırına verelim. Pilavıma geçeyim ben. Evet. Çok güzel. Evet Saadet Hanımcığım, pilavımız da pişiyor. Mis gibi kokular çıktı. Evet, çok güzel koktu. Şimdi börekleri de atacağım. Karnım tok ama acıkmaya başladım gibi. Seda. Hı? Kerpanyoyu niye ters taktın? Ters mi? Evet. Aa. Bunun tersi düzü mü var? Yok mu? Bilmem. Böyle mi alınıyor? Nasıl alınıyor? Hemen gözüme çarptı. Tuvalet kağıdı da kağıt havluda böyle takılır. Hiç kimse de uyarmamıştı biliyor musun? Ters takmışsın. Hiç kimse de uyarmamıştı. Ay, belki güzel. Çok saçma bir mantıklı. Yok. Gerçekten mantıklı. Güzel. Mesela streç çekerken de evet. Streçin de tersi düzü var. Streçin şeyini buraya mutfakça gelip takacaktı. Hala takacaktı. 3 yıl oldu. 3 yıl. Şeye öyle alma. Ben şey aldım. Ney? Kesmelilerden aldım. Pilav delik delik olmuş. Kapatıyorum peki. Altını. Nasıl? 1-2 dakika daha dursun. İyice delinsin. Hemen fırına bakayım. Ben fırında... Bu da çok güzel oldu. Çok güzel o oldu. Tavuk pirzola. Ufuk yemiyor ya fırında. Fırında niye yemiyor ki? Değişenler vallahi var. Fırında yemiyor. Fırındaki daha güzel. Gerçi böyle de çok güzel oluyor. Fırında yemiyor. Aslında fırındaki daha güzel. Daha lezzetli. Ben çok sana bir şey lezzetli. Söyleyeyim mi? Tavuk her türlü güzel oluyor. Haşlaması ben ayrı. Ben tavuğun her şeyini çok ayrı. Seviyorum. Bayılıyorum tavuğa. Yağda kızartması ayrı. Evet. Hepsi lezzetli oluyor. Efendim. Hayırdır ne yapıyorsun burada? Ay. Malzemelerimi aldım geliyorum. Nereye? Bak. Niye aldın onları? Dinleyeceğiz. Plak, pick up. Çantasını da almış. Burada güzel şey, hazine var burada hazine. Tamam koy da bir dinleyelim hadi. Tamam. Bir şey aldım. Gidiyorum çok sana güzel. Sormadan. Şurada biraz, bir tanesini açsana azıcık dinleyelim. Ne al? Senden. Evet. Kimi açalım? Çok güzel şeyler. Göster var. Plaklarını. Alo. Diva. Evet neredesin? Nes? Neredeyiz? Tamam biz sizin mahallemeyiz dediğim gibi. 5 dakika sonra geleceğiz tamam mı? Tamam. Tamam tamam. Görüşürüz bay bay bekliyoruz. Bülent Ersoy. Bülent ablamı koysana. Bülent abucuğumu koy. Aaa Ferdi Özbeyen. Ve? O? Orijinal dönem baskısı Ümit Besen. Hadi koy da dinleyelim. Hangisini koyayım? Hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Karar vermek çok zor. Bülent Ersoy'u mu koyayım? İstersen önce Ümit koyayım ya da Arif Susam'ı koyabilirim. Şey, bilmiyorum valla. Öyle zor bir soru sordun ki bana. O zaman Saadetciğim. Ben şöyle bir başlangıç... Şuradaki resim ne kadar güzel ya. Çok güzeldi. Kadın o zaman saygılı, böyle edepliydi. Sonra da özel kanallarla birlikte onda tarzı değişti. O zaman bir Bülent ablayla açılışı yapalım. En başta hangi şarkısı var? Şarjı. Şarjı vardır herhalde. Ha. Çok da yoktur. Ben dinledim onu geçenlerde. Ucunda şeyi de var. Çıkarttım. Çıkardın mı? Ben geçen de ucundakini çıkartmadan koymuşum. Neden çalışmıyor? Bluetooth ayarındadır. Cızırtılı cızırtılı. Ben küskünüm Pele. Ben de küskünüm herkese. Bizimkileri müzikle karşıların. 10 dakikaya geliyorlarmış. Aa, şarj bitti. Aa.
Aa, ciddi yerde. misin? En güzel Takalım. yerde. Hemen takalım. Nerede şarjı? Vallahi bilmiyorum. Şurada bir yerde. Yok, o süpürgenin. Odada olabilir. Evet. Zaten senin Şu bildiğin. televizyon sehpasının altında olması lazım. Vallahi bilmiyorum. Orada büyük bir delik olacak. Oraya Hani takacaksın. nerede o deliği bulmaya çalışıyorum. Arkalarda değil. Şurası değil mi ya? Bir tane var zaten. Burası işte nasıl arkalarda değil. Diyorum ya, ben hiç şarja takmadım uzun zamandan beri. Geçenlerde dinledim ben bunu. Evet. Helal olsun valla. Şöyle masamı göstereyim. Pilav hayalimi kurayım. Yazık, hiç yemiyor. Hacı ya, senin eşin de çok güzel yemekler yapıyor ama nasıl pilav hayali kuruyorum diyorsun. Ya çok ara veriyor. 2 günde Benim benim için oğlumun yemek doğum yapıyor. günü aslında kızlar. Yeter. Doğum günü için bu hazırlıklar. Geçen Hangisi? haftaydı. Ege'nin doğum günüydü. Büyük. Geçen hafta ufak Değil bir mi? pasta Hocam kestik. Mutlu yıllar. Geçen Ama hafta bu bugün kesinlikle pasta mutlu istemedi. Pasta, mutlu ben yıllar sevmiyorum gelin. öyle Allah şeyleri nice dedi. yaşlar göstersin. Allah evliliğini de göstersin. Amin, amin. Ne? Senin gelinin olduğuna hayal etmek şimdi bir değişik geldi. Neden? Bilmem. Benim kayınvalidem, ben çok huysuz kayınvalide mi olurum? Orasını göreceğiz, yaşayıp da göreceğiz. Göreceğiz. Değil mi? Birlikte gideceğiz her şeye. Kız istemeyi de şuydu buydu. Evet İşte. kızlar, bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Ah kızlar, peynir tabağını unutmuşum. Şimdi onu götürüyorum içeriye. Evet kızlar. Biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra konuşmamızı, sohbetimizi yaptık, eğlencemizi yaptık, misafirlerimi uğurladım, mutfağımı toparladım, evimi temizledim. Ondan sonra şimdi dedim bir keyif kahvesi içeyim dedim, kız çilerime veda edeyim dedim. Tabii ki de ben dün bu işlerle uğraşırken, ben misafirlerimle eğlenirken bu kafadan sakat menencikli var ya, ayrık bacaklı, susak kafalı. Gene herhalde yerinde durmamış, gene bir şeyler yumurtlamış, bir şeyler saçmalayıp durmuş. Mal kafalı. Ya ne diyeyim ben şimdi de tam da izlemedim. Sadece bir küçük bir şeyini gönderdi arkadaşım, onu izledim. Ki dün ta dün akşam haber verdim. Dün akşam izlemenin bir şey yoktu yani. İzleme gibi bir olanak yoktu. Ya dedim kendi kendime az önce işte biraz baktım. Hem dedim videonun sonunu bitireyim. Hem dedim bakayım ne salak salak konuşuyor mu dedim. Yine aynı laflar. Aynı işte evet kızım unutamadın. Kocam unutamadın. Kocam video yaptım ya hani sana laf söyledi ya o kadar tatlı geldi ki o laf sana unutamadım. Ondan sonra kocamın adını sayıklaya sayıklaya kaç günden beri adını sayıklıyorsun ya hayaliyle yaşıyorsun ya. Sapık pislik. Ne bütün bir sapıksın sen ya. Bir konuşacaksın artık konuşacaksın bir benim memeler kaldı bir benim kocam kaldı. Bu ne tür bir sapıklıktır Allah dağlara taşlara yani ben şöyle mermere vurayım da aman 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 aman. Bu konuyu konuşacağız zaten kızlar. Kahvemi yapayım, kahvemi içeyim. Ama şey bundan sonraki videoda konuşacağım ben. Şu an benim gerçekten dinlenmem lazım. Yoruldum, yorgunluk kahvemi içip de telefon görüşmelerimi yapmak istiyorum. Vallahi hayatımda bu kadar dengesiz, manyak bir, her gün bir manyaklığı çıkıyor, her gün bir manyaklığı çıkıyor. Bir de şey, canlı yayın yapmış, salak canlı yayına gene çıkarmış çocuğunu. Daha iyi para göndersinler diye. Daha iyi dilencilik yapayım diye. Pis dilenci. Pislik. Ne medet umuyorsun benden ha? Bu benden ne bekliyor biliyor musunuz? Bunun benden beklediği. Ay ben sana şu kadar para vereyim de sus. İşim yok sana para vereyim. Sana ben günahımı bile vermem. Pis dilenci. Ya zaten insan olsa o çocuğu canlı yayına çıkartmaz yani. Ne amaçla çıkartıyorsun sen onu? Ne amaçla? Ha, arkadaşların mı görmek istiyor? WhatsApp'tan özel görüntülü açarsın görürler. Orada çıkartmanın anlamı ne salak? Ha? Niye çıkartıyorsun? Kukla mı? Kukla yapmışsın zaten onu. Oyuncak yapmışsın, kukla yapmışsın o çocuğu. Sırf üstünden para kazanmak için. Ben olsam Allah şahidim olsun.
Kesinlikle YouTube'a çıkartmam. Ha, arkadaşlarım seviyor mu? Arayın derim şeyden, WhatsApp'tan görüntünü. Alın konuşun derim. Veririm telefonu çocuğumun eline. Bu ne saçmalık ya? Pis dilenci. Pislik. Öyle yani kızlar. Neyse bu konuyu konuşacağız zaten. Şimdi ben bir fragman geçiyorum. Ki o çok güzel kaşınıyor ama kaşımak benim işim. Kaşınan insanları kaşımak benim en güzel işimdir. Çok güzel bir gece geçirdim arkadaşlar. Videomun sonunu dün gece yapamadım. Dün gecemiz gerçekten çok güzel geçti. Eski konulardan konuştuk. İşte oradan buradan falan. Zaman çok çabuk su gibi akıp gitti derken sabah oldum. İşlerimi güçlerimi yaptım. Makine de çalışıyor. Mutfağımı temizledim. Evimi temizledim. Dedim videomu bir vedalaşım kısçelerim dedim. Bir de bu konuyu özet geçmek istedim. İstanbul'da hava çok soğuk. Bugün günlerden pazar. Yani ben soğuğu isteyen ben. Bu kadar soğuğu istememiştim. Telefonlar 3'ü gösteriyor. 3 derece İstanbul'un şeydi şu anda ama. Gece bilmiyorum kaça iner. Doğalgaz cayır 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 yanıyor valla. En son ayarda. 7'de. Doğalgaz sobası kullananlar bilir 7'de. En son ayarda yanıyor. Ama aynı bildiğiniz kömür sobası yani. Ellerinizi şöyle ısın. Üstüne çaydanlık koy valla su kaynar. O derecede. Ben şöyle. Kendim sıcağı çok sevmesem de evim hep sıcak olmasını isterim kışın. Mutfak camım açık her zamanki gibi. Ama bugün biraz ara ara kapatıyorum yani sigara içtiğim için ara ara kapatıyorum. Bir de bir yorum dün akşamki attığım story short videolarına bazı salaklar gelmiş ve 4-5 kişiyi engelledim. Bir engellemediklerim de duruyordur. Aptal aptal şeyler yazmışlar. Ya ben içersem de içmesem de sana ne? Günah da benim, sevap da benim. Sana ne? Senden mi istiyorum ben rakı parasını? Ha gerizekalı bana rakı parası mı gönder diyorum. Pis fesat. İki saatlik hesapla gelmiş yazmış. Vallahi ismini hatırlamıyorum. Bir de aklımda kalan CLT. CLT midir nedir gelmiş oraya onun bunun çocuğu. Aklı sıra bir şeyler yazmış. Şimdi işim bittiği zaman seni de engelleyeceğim. Allah Allah size ne be? Siz gidin kendi sofulunuzu yapın. Size ne benim hayatımdan? Kıskandınız mı? Tabii. Ben olsam ben de kıskanırdım biliyor musunuz? Çok güzel bir gece geçirdim. Çok güzel masa hazırladım. Vallahi ben olsam ben de kıskanırdım beni ya. Vallahi. Öyle yani kızlar. Kendime sade bir kahve yaptım şimdi mis gibi. Çok severim sade kahveyi. Geçenlerde kendime şeyli yaptım. Hadi dedi bir değişiklik olsun. Şeker attım. Kafe mate attım. Rengi oldu zaten sapsarı. Aa, içemedim ve yaktı beni böyle. Çok şekerli geldi. Alışkınım ya böyle acıya. O zaman da karnım açtı. Canım böyle tatlı türü bir şey istiyordu. Kahve istedi canım. Kalktım o şekilde kahve yaptım. İçemedim. Bugün yemek yok. Yemek yapmıyorum. Yemeklerim var. Böreklerim oradan bana bakıyor. Dün akşamdan kalan yemeklerim var. Pilavım var, tavuğum var. Sigara böreğim var. Patatesli böreğim var. Barbunya pilakim var. Zeytin salatam var. Dün akşamdan kalan. Çok da bir şey kalmadı zaten. Bir de ne vardı? Her Rus salatası. Başka bir şey kalmadı. Artık bugün bunları yiyeceğiz. Şu an aç değiliz zaten. Ben acıkmadan da yiyen gillerden olduğum için. Neyse kızlar, kızçelerim sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videomda bak ben o ayrık bacaklı, o koca meraklısı, o bilmem başı Y, sonu K olan, yani bak başı Y, sonu K, meraklısı olan pis azgın karıya. Bundan sonraki videoda hak ettiği muameleyi yapacağım. Hiç şey yapmasın yani beklesin. Bundan sonraki videoyu beklesin pislik. Videom çok uzun olmasın çünkü bunun devamı da var. Öncesi de var. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ağzı yıkadığında kalın. Aa kızlar nasıl üstündeki? Ben de göstereyim. Artık moda oldu ya biraz ayakkabılarını gösterin. Acuze de gitmiş şey almış. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Pazardan mı almış o ayakkabı? O ayakkabı rezildi mi öyle? Bir kıyafetine bakıyorum. Bir giydiği ayakkabıya bakıyorum. O kıyafetini aldı. O ayakkabı olur mu? Be salak. Ondan sonra bir de gitmiş onu almış. Bu şey herhalde niyetten falan çıktı herhalde böyle yani bir oyun oynadı da bir bahisten falan kazandı herhalde. Çakma ayakkabı. Onu giyeceğine hiç giyme daha iyi. Millete boşu boşuna hava atma yani. Git de acuze alabiliyorsan git onun orijinalini al kız. Ha? 5000 lira ben baktım. İnternetten baktım. 3900 liradan başlıyor kız hareketler. 5000 liraya kadar çıkıyor. Gidip de orada 700-800 liralık şeyi çakma ayakkabıyı giyip de ayakkabılarım nasıl kızlar? Ya sen kendin insan değilsin ki senin ayakkabından mı olur? Mom.
Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bundan sonraki videomda bol bol açıklama var. Bol bol dedikodu var. Şimdi diyeceksiniz dedikodu istemiyoruz. Dedikodu demeyelim buna. Hak edene hak ettiği muameleye. Geleceğiz yani. Başka çaremiz yok. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.